Merhabalar değerli dostlar. Regal Raptor aracımızla gördüğünüz gibi ailecek gidiyoruz. Aşağı yukarı kaç hafta oluruz bunu alalı Arzu? 2-3 hafta oldu. Aşağı yukarı 3 haftadır kullanıyoruz bunu. Her sabah işe gidiyoruz. Evet, sabahları Manolya kuaför Arzu'yu işe götürüyorum. Ondan sonra ben de ufak tefek işte sağa sola gideceksem aracımızla gidiyoruz. Aracımız böyle ufak tefek bozuk yerlerden geçerken tangır tungur geçiyor birazcık. Konforsuz bir araç. Şu anda otoparktan yokuştan çıkıyoruz. Şarjımız doluyken çok rahat çıkıyor ama şarjımız azaldığı zaman tabii ki bu birazcık sorun yapıyor. Zaten bu aracın en büyük sorunu da batarya sorunu. Yani bataryası birazcık çabuk bitiyor. Öyle söyleyelim. Onun haricinde dışarıdan her taraftan rüzgar alıyor. Ses alıyor. Arka taraf nasıl Arzu? Langur langur. Yani çok konforlu bir araç değil arkadaşlar. Ama sonuçta ucuz götüren getiren bir araç işte, insanı gideceği yere ucuz bir şekilde gidip geliyorsun. Aşağı yukarı benim tespitime göre biz sabahlar işte işe beraber gidip geliyoruz. Yani şey beraber gidip geliyoruz dedim. Götürüyorum, dükkana bırakıyorum Arzu'yu. En son şarj ettiğimden sonra aracımız 45 kilometre yol yapmış. Biraz eğim var. Yani iniş çıkış hafiften var yani. Genelde ben elimden geldiğince düz yolları tercih ediyorum ama tabii ister istemez düz yollara da, şey yokuşlara da mecburen giriyorsun. Çünkü her taraf Ümraniye Ataşehir burası. Yani iniş çıkışlar da var yani. Sonuçta yağmurda gideceğimiz yere gidiyoruz ama ben bir de şuna dikkat ediyorum. Elimden geldiğince yağmurlu havalarda su birikicilerine girmemeye çalışıyorum. Çünkü motor kısmı birazcık açıkta yani. Su alırsa masraf çıkartabilir. Arızaya geçebilir. Setlerden falan geçerken çok yavaş geçmek gerekiyor. Onu da söyleyelim. Bu tarz araçlar var. Mesela benzinli araçlar da var. Bagaj kut var. O da ufak bir araç. Ama onda tabii ki benzinli olduğu için kullanım maliyeti biraz fazladır ama sonuçta benzini 30 saniyede doldurursun. Benzinle gittiğiniz zaman. Ve yolunuza devam edersiniz. Bunun işte tek kötü tarafı bataryanın şarj sıkıntısı. Şarj süresi gerçekten çok fazla. Akşam saat 8'de taktım. Gece saat 4'te çıkarttım. 4'te dolmuştu. Yani 4.5 falandı, dolmuştu. Yani 7-8 saatte falan şarj oluyor ama kullanıma geldiği zaman yani hiç durmadan hareket ettiğinizi düşünün. Yaklaşık 2 saat gitmez yani. 2 gün önce de aracın plakasını taktık. Plakası var aracın ama Facebook'ta grup var. Gruba yazdım. Bunun sigortası nasıl oluyor falan filan diye. Oradan bazı arkadaşlar sağ olsunlar cevap yazmışlar. Bu araçlara sigorta olmuyor diye yazmışlar ama bence bu büyük bir sorun. Çünkü kaza bela bir şey olduğu zaman bayağı bir sıkıntı yaşarsınız yani. Tekerleklerden bayağı bir yolda su olduğu zaman ses geliyor. Yerler yaşken çok ses geliyor. Gerçi elimden geldiğince su olan yerlerden gitmemeye çalışıyorum ama sonuçta yollar yaş yani. Aracımda 60 amper akü var. Bu 60 amperlik aküyle de 45 kilometre bence biraz az geldi bana. Çünkü gruptaki yorumlara baktığım zaman 45 amperlerle bu yolları yaptıklarını söylüyorlar. Ama tabii ben genelde 2 kişi biniyoruz. Bir de iniş çıkışlar falan da var. Ama düz bir yolda kullansam bu aracı adım gibi eminim ki 60 kilometreyi çok rahat yapacaktır. Yani 2 kişiyle de olsa yapar diye düşünüyorum. Bu arada dükkana geldik. Arzu'yu bırakacağız dükkanda. Bir de kahve içeriz belki. İçer miyiz bir kahve? İçeriz. Bir de kahve içecekmişiz. Kahveden sonra görüşürüz arkadaşlar. Kahvemizi içtik.
Şimdi gidiyoruz. Regal Raptor'la ilgili en çok merak edilen konu, değerli arkadaşlar, bu aracı tavsiye eder misin diyorlar ama şöyle söyleyeyim, yani bu aracın aküsünü bilinçli bir şekilde kullanırsanız ben bunu tavsiye ederim ama tabii ki bu aracı kullandığınız yerlerin de biraz daha düz yollar olması lazım. Böyle çok dik yokuşların olduğu yerlerde falan fazla tavsiye etmem. Çünkü sıkıntı yapar yani, özellikle iki kişi giderken biraz sıkıntı yapar. Ama tabii şarjı ilk doluyken rahat gidiyor. Belli bir yere kadar, belli bir kilometreden sonra, yani 35 kilometrelerden sonra şarjı birazcık azalmaya başladığı zaman araç bayağı bir yavaşlıyor. Hani bir anda küt diye yolda bırakmıyor tabii. Artık bataryanın yavaş yavaş azaldığını belli ediyor. Yani arabanın yavaşlamasıyla, Raptor'un yavaşlamasıyla şarjınızın azaldığını oradan anlıyorsunuz zaten. Bu aracın şöyle bir dezavantajı da var. Mesela diyelim 20 kilometre falan yol yaptınız. Aşağı yukarı 10-15 kilometrelik bir mesafeye gideceksiniz. Geri dönüşü sıkıntı olur. Ama şarjınız doluyken Ümraniye'den Kadıköy'e gidip geri gelebilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz ama şarjınız yarımken de bunu şarj etmek de çok sağlıklı değil. Çünkü lityum batarya gibi bunu istediğiniz zaman şarja tak çıkar yapamıyorsunuz. Şarjınız belli bir seviyeye geldiği zaman, artık hani iyice yavaşladığı zaman şarja takıyorsunuz. Daha sonra da şarj dolana kadar çıkartmamakta fayda var. Çünkü bataryanın ömrünü bayağı bir kısaltır. Onun haricinde çok bakım isteyen, çok masraf isteyen bir araç değil. Yani benzinli araçlar gibi, içten yanmalı yani yakıt tüketen araçlar gibi çok sıkıntı çıkartacak bir şey yok. Ama tabii ki bunu da kullanırken dikkat etmeniz lazım. Sonuçta çok fazla konforlu, rahat bir araç değil. Ama böyle mahalle içinde, ben şimdi bununla mahalle içinde kullanıyorum. Yani birkaç mahalle arasında gidiyorum geliyorum, Ümraniye çarşıya çıkıyorum. Onun haricinde Ümraniye'den işte Mustafa Kemal'a gidiyorum. Çevre mahallelere kullanıyorum. Yani uzak mesafeye gidip geldiğiniz zaman tabii bayağı bir mesafe gidiyor aslında. Az değil. Şehir için ideal ama uzun mesafeler için kesinlikle bu tarz bir aracı ben kimseye tavsiye etmem yani. Zaten buradan uzun mesafe bir yere gideceksem bu araçla da gitmiyorum. Atlıyorum minibüse gidiyorum yani. Ya da hava güzelse motorum var. Motorla gidiyorum. Zaten hız olarak da fena değil. Yani şehir içinde, mahalle içinde sizi bu aracın hızı tatmin ediyor aslında. Çok hızlı değil ama mahalle içinde zaten standart hızlar var. Araçlarda da olsa, normal bir araçta olsa gideceğiniz hız belli yani. 40-50 km süratlerle gidiyorsunuz. Bununla da zaten o hızı yapabiliyorsunuz. Bir de bu tarz araçlara gerçekten bayağı bir ilgi var yani. İnsanlar gerçekten çok merak ediyorlar. Aracı gören herkes inceliyor, bakıyor bu nedir, nasıl bir şeydir falan, işte elektrikli mi, benzinli mi, ne kadar yol yapıyor. Özellikle yani merak edilen şeyler bunlar. Yani bu aracın şarj süresi biraz kısa olsa, şöyle 2 saatlik falan şarj süresi olsa gene rahatlıkla kullanılabilir. Gittiğiniz yerde 1-2 saatlik işiniz varsa eğer şarja taktığınız zaman gene şarjı full olur ama tabi dediğimiz gibi bu aracın şarjı maalesef ki 7-8 saat gibi sürelerde de oluyor. Bir yere gittiğiniz zaman da o kadar bekleme şansınız yok. Ama sabahları eğer işe gidiyorsanız 20-25 kilometrelik bir mesafeniz varsa aracı oraya kadar gidip orada tekrar şarja takıp akşam dönüşte de işten geri gelebilirsiniz. Yani o şekilde de tavsiye edilebilir. Onun haricinde bu aracı kullanılabilecek en güzel yerler bence hani yazlık yerler falan işte veya işte şehir içinde çarşıya pazara giden bayanlar falan bu aracı rahatlıkla kullanabilirler. Zaten kullanımı da kolay. Gaza basıyorsun, frene basıyorsun, başka bir şey yok. Kullanım olarak gerçekten çok rahat yani. Yani tabii hani rahat değil de şöyle, arabanın konforu hariç yani, çünkü
Bundan çok fazla konfor yok. Zaten ufak tefek çukurlardan, setlerden geçerken gelen setlerden de anlıyorsunuz. Yani setlere, çukurlara geldiğiniz zaman gayet iyice bir yavaşlamanız gerekiyor. Şunu da söyleyelim. Bu aracın içine hani malzeme falan koyduğunuz zaman, çarşı pazara gittiğiniz zaman yanınıza alacağınız, pazardan yaptığınız alışveriş veya marketten yaptığınız alışveriş, oradan çıkan malzeme gelsin gelsin 15 kilo 20 kilo malzemeniz olur. Onlar sorun değil ama ufak tefek 80 kilo 100 kilo gibi bir malzemeniz varsa bir yere götürecekseniz mahalle içinde falan, bu araçla gene rahatlıkla taşıyabilirsiniz de. Tabii çok geniş hacimli malzemeleri aracın içine sokmanız sıkıntı olur ama ufak tefek şeyleri, ağır da olsa bu araçla rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Düz yollarda 2 kişi 3 kişi sorun çıkartmaz, götürür. Yani bu aracı tavsiye eder misiniz derseniz, bu verdiğim bilgilere bakarak bu aracın size uygun olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani araç hakkında başka da merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince sizlere gene cevap vermeye çalışırız. Şimdilik hoşça kalın. Yani topu topu 3-4 haftalık bir tecrübemizi size paylaşıyoruz ama tabii daha uzun kullanımdan sonra da gene tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız inşallah. Bir de şunu da söyleyelim arkadaşlar, bakın mahalle içinde arabayı böyle park ederken çok dar alanlara falan, hatta dikine bile olsa aracı sokup park edebiliyorsunuz. Yani park sorununuz kesinlikle yok. Bir motosikleti nasıl her yere park edebiliyorsanız, bunu da o şekilde her yere park etme şansınız var arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma da abone olursanız seviniriz. Bildirimleri açarak araç hakkında yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.